Arkadaşlar merhaba. Bu derste bağımlı gruplar t-testini göreceğiz. Bağımlı gruplar t-testi nerede yer alıyor diye bakalım. İngilizcesi paired t-test arkadaşlar. Yani parametrik bir test ve iki tane bağımlı grubumuz olduğunda kullanılıyor. Ölçeğimizde nerede yer alacak? Eğer arkadaşlar biz bu ölçeği toplam puanı hesapladıktan sonra diyelim testimizi uyguladık. Aradan bir ay geçti. Yine aynı gruba testi uyguladık. Aynı kişilerden iki defa puan topladık. Bu defa işte bu kişilerin oluşturduğu bu zamandan dolayı ortaya çıkan iki grup bizim bağımlı gruplarımız oluyor. Burada bakın şuradaki veri setinde arkadaşlar şu an hiçbir bağımlı grup testine imkan sağlayan veri yok. Ama şurada toplam kolonunun yanında bir de son toplam olsaydı mesela bir ay sonraki veya uygulamadan sonraki yeni bir toplam diye bir kolon olsaydı bu defa bu paired t-testi uygulayabilirdim. Hemen bakalım tanımımıza. Bağımlı gruplar t-testi yani paired sample t-test aynı birey, nesne veya ilgili birimlerden toplanan iki farklı verinin ortalamasını karşılaştırır. İki veri iki farklı zaman, örneğin iki zaman noktası arasındaki bir müdahale ile ön test ve son test veya aynı birimin iki farklı durumdaki ölçümleri, örneğin sol ve sağ kulaklar gibi. Bunları temsil ediyor arkadaşlar. Varsayımlarımız ne? Bağımlı değişken süreklidir ve aynı konu örneği üzerinde iki kez ölçülür. Yani veri tabanımızda bu ölçümlere karşılık gelen iki değişkenimiz vardır. Yani mesela Ahmet'in karşısında bir ve iki şekilde iki tane ölçüm olacak. İlk ve son ölçüm puanları arasındaki farklar normal dağılmalıdır. Bunu da arkadaşlar test edebiliriz. Compute variable'dan ön test ve son testin farklarını hesaplayarak bu değişkenin normalliğine bakmamız yeterli. İlk ve son ölçüm puanları arasındaki farklar önemli bir aykırı değer içermemelidir. Yani bu fark puanlarının önemli bir aykırı değeri olmaması lazım. Bunu da yine boxplot'tan hesaplayabiliriz arkadaşlar. Biz bu testle ne yapıyoruz? Ön test ve son test puanları arasındaki bir fark olup olmadığını sınamış oluyoruz kısaca. Değişken hipotezlerimize bakarsak arkadaşlar H0'da değişken popülasyonlar arasındaki ortalama fark toplam popülasyonda sıfıra eşittir. Yani fark yoktur arkadaşlar. Önle son arasında örnekte fark varsa bile popülasyonda yoktur. H0 bunu ifade ediyor. H1 ise popülasyonlar arasında bu fark sıfırdan farklıdır. Yani ön ve son testlerimiz arasında anlamlı bir fark oluşmuş demektir. Yani yine her zamanki gibi anlamlık düzeyimiz 0,05'in altına düşerse yani H0'ın olma olasılığı %5'ten düşük çıkarsa o zaman H1 hipotezini kabul edeceğiz arkadaşlar. Gelelim SPSS'de nasıl uyguladığımıza. Analizden compare means'e giriyoruz. Oradan paired sample t-test'e giriyoruz. Daha sonra arkadaşlar bakın pretest ve posttest'i şu kısımlara aktarıyoruz. Ardından OK'ye basarak sonuçlarımızı görebiliriz. Evet, burada arkadaşlar bakın ön test ortalaması 71, son test ortalaması 53 çıkmış. Gözlem sayılarımız aynı çünkü aynı kişilerden alıyoruz. Standart sapmalarımız burada, standart hatalarımız burada. Test sonucumuz ise arkadaşlar şurada yer alıyor. Bakın burada hemen bakalım test sonucumuz anlamlı çıkmış. Dolayısıyla anlamlı bir fark var. Bu test değerimiz, bu da serbestlik derecemiz. Hemen arkadaşlar geçelim yorumlamaya. APA'ya göre bunu nasıl raporlayacağız? Ön test puanları yani şu puanlar arkadaşlar 71'e 3,52 ile son test puanları yani 53 ve 1,91 arasında anlamlı fark bulunmuştur. Neye göre? Paired t-test'e göre. Bunun değeri neymiş? T59 yani şuradan 59, sonucumuz 39, P değerimiz de bu. Etki büyüklüğümüz ne arkadaşlar? Yani bu anlamlı çıktı ama ön testle son test arasında bulunan bu fark, yani ne kadar fark bulunmuş? 18 puanlık fark bulunmuş. Acaba ne kadar öneme sahip? Bunu da etki büyüklüğüyle hesaplıyoruz. İki tane formülümüz var, ikisi de kullanılıyor.
D kohens D, bu da eta kare değerimiz. D'ye göre hesapladığımızda arkadaşlar bakın T değerimiz 39,95'ti. N 60'tı. Buradan kök 39,95 bölü kök 60 5,16 çıkmış arkadaşlar. Çok çok büyük bir etki söz konusu. Evet. Bağımlı gruplar t testi de böyleydi arkadaşlar. İyi çalışmalar. Arkadaşlar merhaba.